Merhaba dostlar. Bodrum, Cennet Koyu. Buradan herkese selamlar. Dördüncü durağımız olan Bodrum, Cennet Koyu'na geldim. Gerçekten burası cennetmiş. Yani şu suyun güzelliğini sizlere paylaşmak adına biraz az önce ben kendim yüzdüm. O anı sizlerle paylaşmak için Cennet Koyu'ndan size selamlar. İlk durağımız olan Çeşme'den yola çıktık. Çeşme, Kuşadası, Didim. Didim Akbük'e uğradık. En son Didim Akbük'ten sonraki lokasyonumuz olan Bodrum Cennet Koyu'na geldik. Cennet Koyu da gerçekten zaten tekneler bu işi biliyor. Görüyorsunuz. Yelkenliler, tekneler komple bölgeye gelmişler. Bölge, ben bayıldım. Bu akşam zaten burada kalmayı planlıyoruz. Saat 1 gibi burada olduk. Mahmut abi, sizlere göstereyim. Mahmut abi hemen şöyle arka tarafta, şu dağın arkasında bulunan bölgeye gitti. Zıpkınla balık avına. Ben de Mahmut abiden eğitimler alıyorum. Bugün ben girmedim. Ben burada bugün biraz dün yorgunluğu da var. Dün biraz yoruldum. Kuşadası'ndaki dalıştan sonra yoruldum. Mahmut abinin söylediğine göre yorulma sebebim scuba malzemelerim olduğu için zıplına abına uygun değil benim malzemelerim. Bu bölgede buraya nasıl gelirsiniz sizlere onu önce tarif edeyim. Bu bölgeye gelirken Bodrum tabelasını takip ediyorsunuz. Bodrum'a 2-3 km kala torbadan giriyorsunuz. Torbadan girdikten sonra yalnız ben çekme karavanla geldim. Çekme karavanla geldiğinizde bu bölge için uygun değil dediler. Yani motokaravan daha iyi dediler. Çünkü bir bölge var, bayağı bir dik rampa. Allah'tan aracım benim Nissan Qashqai olduğu için fazla etkilemedi. O yüzden bölgeye geldik. Geldiğimiz aracı çektiğim bölgede hemen arka tarafta bulunan, yolun kenarında bulunan bölgede orada karavanımı çektim. Ondan sonra bu güneşin ışınlarıyla güneş panellerim, iki tane 100 amperlik jalakülerim var. Onları dolduruyor. Ondan sonra ben biraz şey yaptım. Mahmut abi yüzmeye gittikten sonra ben de biraz yüzeyim dedim. Az önce şnorkel palet yaptım burada. Birazdan yine gireceğim. Burası güzel. Yani sizlere de tavsiye ederim. Şöyle su altını göstereyim. Güneş de batmak üzere. Güneş batmadan denizin tadına sabah girdiğim gibi gene bir girip tadını çıkartmak istiyorum. Şöyle tekneleri gene görüyorsunuz. Teknelerin olduğu yer. Bu kenarlardan, gördüğünüz kenarlardan suya girebilirsiniz. Yani şunu da belirteyim, buraya geldiğinizde deniz ayakkabısı almayı unutmayın. Çünkü keskin taşlar var. Ben ayakkabımı çıkartmıyorum. Keskin taşlarla ayağınızı kesebilir. O yüzden birer tane terlik tarzı bir ayakkabı ya da suya girmelik bir ayakkabı alıp getirebilirsiniz. Beni izlemeyi, beni takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beğenerek yorumlarınızı bekliyorum. Bundan sonraki lokasyonum olan bundan sonra Marmaris Selimiye'ye planlayacağım. Bu bölgenin kanıtımı yani güzel bir yer. Gelmeyenler için tavsiye ederim. Zaten burada jet ski yapan şeyler de var. Şu
bölge için. Böyle böyle gene şey yapayım, görüntüler çekeyim size. Şöyle manzaralar. Yani şey olarak Ege'den başladım. Güzergahta kendi karavanımla Ege bölgesinden başladım. Tura Akdeniz'de bitirmeyi, Adrasan en son Olimpos olarak bitirmeyi planlıyorum. Ege ve Akdeniz olarak planladım. Arkadaşlardan buralarla ilgili bilgi, özellikle YouTube'dan buralarla ilgili bakıyorum, inceliyorum. Ondan sonra işte bizim özellikle aradığımız bölge zıpkında balık avı yapılıyor mu? Yapılıyorsa bu bölge hakkında biraz araştırma yapıyorum. Araştırmalar sonucunda zaten şeyi görürsünüz. Bölgenin nasıl bir yapıya sahip olduğunu görürsünüz. O şekilde gerçekten cennet koyu. Bu arada Almanya'dan da bir abone oldu. Sağ olsun bir arkadaş abone oldu ve yorum yaptı. Ona da buradan çok teşekkürler. Beni izleyip bundan sonraki lokasyonlarımda da yorum yapması konusunda kendisine rica ederim. Bu arada kanalımın güzel olduğu konusunda kendisinden övgüler aldım. Bu arada çok teşekkür ederim. Şöyle size yine su altı güzellikleriyle ve şöyle gördüğünüz üzere zaten yeni tekneler geliyor. Şöyle görüyorsunuz, süper bir tekneler. Jet ski ile zaten görüyorsunuz. Burada jet skilerle gezip de eğleniyorlar arkadaşlar. Cam gibi taşlar var. Biraz açıldığınızda su görüntüsü bu kadar net değil ama zaten çok kaçtırmanıza gerek yok. Bayağı bir anda derinleşiyor bu bölge. Evet, şöyle yine güneş zaten batmak üzere. Ben de birazdan zaten yine suya gireceğim. Suya doyamadım. Birazdan Mahmut abi gelene kadar suyun tadını çıkartmayı planlıyorum. Arabayı şurada birisi zaten çadır dağıtmış. Hemen yukarıda şu bölgede karavanımı arka bölgeye çektim.